Şimdi prensip olarak tövbe pişmanlığı vicdani pişmanlıklardan farklıdır. Anladın mı? Bak şimdi tövbe pişmanlığı vicdani pişmanlıklardan farklıdır. Nasıl bir fark oldu? Birinci fark, vicdani pişmanlıkların sebebi ya da referansı insanın kendisidir. Ben nasıl oldu da bunu yaptım? Evet. Bir, tövbe böyle bir şey değildir. Tövbe, ben Allah'a karşı bir suç işledim. Eğer kadere iman ediyorsan, mesela sünnilik, şimdi sünniyiz diyelim ya, sünnilikte kadere iman ediyorsan, kader tahakkuk etti. Bundan dolayı yani üzüldük yani, hani buna üzüldük ama yani biz burada hani ben nasıl oldu da bunu yaptı demedik. Yani ben bunu gene yapabilirim. Yani ben bu suçu gene işleyebilirim. Dolayısıyla şimdi böyle içim için yanmam gereken bir şey değil bu. Yani şimdi bu açıdan şimdi vicdani pişmanlıklarda derin tahlil edilirse ya kibir vardır ya başka bir şey vardır. Anladın mı? Yani insanın kendini affedememesi falan. Yani böyle bir şey vardır falan. Şimdi bir defa tövbedeki pişmanlıkta kendimizi affedecek olan biz değiliz. Bizi affedecek olan Rabbimizdir. Evet. Biz ona gidiyoruz. Dolayısıyla şimdi biz ona gittik mesela, ondan af bekliyoruz. Şimdi sen az önce dedin ki emin miyim bundan değil miyim? Bence soru şu. Şimdi soru içimizde bizi rahatsız eden şey işlediğimiz günahlardan duyduğumuz vicdani azaplar mı? Yoksa Allah'ın bizi gerçekten affedip etmemediği hakkındaki tereddütler midir? Şimdi bir de bunu netleştirmemiz lazım. Evet. Şimdi bu açıdan benim kanaatime göre gerçek bir dindar veya dini az çok anlayabilen, yani dini böyle derin yani boyutlarıyla takip eden bir kişi de vicdan azapları azdır. Yani vicdani azaplar azdır. Bana kalırsa hiç yoktur diyeceğim de. Yani şimdi o... Ya da olmaması gerekir. Olmaması gerekir. Yani vicdan azabı, yani mevzu vicdan azabı değildir. Tövbe pişmanlığıdır. Yani tövbe pişmanlığı çünkü. Başka bir fark şu. Şimdi vicdan azabı genellikle geçmişin üzerimizde büyük bir yük kurmasını yol açarak günümüzü ve yarınımızı şekillendirir. Yani ve olumsuz yani menfi açıdan şekillendirir. Bu açıdan şimdi vicdan azapları aslında menfi tutumlardır. Yani anladın mı? Yani telafi edilmesi mümkün olmayan birçok hadisenin vicdan azabını çekeriz. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi diyelim ki baban yanında hastalanmıştır, babana bakamamışsındır mesela. Veya işte çocukluğunda, şimdi aklıma geliyor mesela, diyelim ki yani çocukluğundan işte daha genç birisinin bir şey istemiştir, onu ona verememişsindir falan. Evet. Şimdi bunu vicdan azabını diyorsun ama bunun telafi edilme ihtimali var mı? Yok. Yok. Tevbenin pişmanlığı müsbet bir pişmanlıktır. Yani aktif, etkin bir pişmanlıktır. Mesela diyelim ki ben babama bakamadım. Bizim bir arkadaş bunu bana söylemişti. Yani böyle hani Allah'a şükür yani ben değil de yani kardeşler falan babamızla yani ilgilendi. Kız kardeşim daha çok ilgilendi işte falan. Annem çok iyi baktı falan da. Ondan sonra şimdi ya dedim gene de dedim hani içim tam mutmain değil falan dedim. Çok güzel bir söz söylemişti. Ya dedi hocam dedi ne biçim laf ediyorsun dedi. Ümmeti Muhammed'de babam yok dedi. Git dedi bir başka babaya ilersin kim olacak falan. Çok hoşuma gitmişti. Tevbeninki tam olarak böyledir. Yani tevbenin meseleye bakışı tam olarak böyledir. Vicdan azabı böyle değildir. Vicdan azabında o fiile, o kişiye odaklanarak orada kilitlenip kalınırız. Tövbede rahatlama var olacak mı o zaman? Şimdi rahatlar mıyız bilmiyorum. Şimdi eğer yani bu günahsa... Kastettim hani içini içi yeme durumundan kurtulacak tabii mıyız? Şimdi tabii ki içimden özgürleşmiş oluyorum. Yani ben dünde mi yaşayacağım? Şimdi vicdan azabının üzerinde kurmuş olduğu o tahakküm, o beni ezmesi, kilitlemesi ve aslında özünde yeni bir şey yaptırtmaması. Yani beni dinçleştirmemesi. Şimdi tövbe benim yükümü alan bir şey olması lazım. Tam onu söyleyeceğim. Anlatayım mesela. Elem Neşrah suresini düşünelim. Elem Neşrah leke sadrak ve vedanake vizrek. Sırtındaki yükü kaldırdık. Şimdi peygamberin günahı yoktu diyoruz ama bizim açımızdan şimdi ve vedanake vizrek. Şimdi tövbe sırtımızdan yükü kaldıran bir şey olması lazım ki ben koşabileyim, ben gidebileyim. Şimdi koşamıyorum, anlatayım mı? Yani gidemiyorum. Niye? Kilitlendim kaldım. Çocukluğumda öyle yaptım. Gençliğimde tekini yaptım. Berikini yaptım. Şunu yaptım falan. Kilitlendim kaldım. Değil mi? İşte ben koskoca hocam böyle nasıl yaptım falan. Kilitlendim kaldım. E ne yapacağız şimdi? Tövbe. Bu neresi tövbe? Böyle tövbe olur mu? Yani yürüyemiyorum. Evet. Düzeltemiyorum. Telafi edemiyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizden böyle bir şey murad etmesi mümkün olabilir mi?